Uzun süredir Amerika gündeminde olan eski başkan Donald Trump'ın azledilmesi süreciyle ilgili bugün bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta 9 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Trump'ın azil tasarısını Senato'ya iletmişti. Senato tasarıyı oylamak için 9 Şubat'ta toplanacağını açıklamıştı. İşte bugün eski başkan Donald Trump'ın Senato'daki yargılamada kendisini savunacak avukatlarıyla yollarını ayrıldığı bildirildi. Bu avukatlardan Güney Carolina'dan avukat Butch Wovers ve Deborah Barberi'nin artık Trump'ın savunma ekibinde olmadığı bildirildi. Trump'ın Bowers'la oluşturulacak strateji üzerine anlaşmazlıklar yaşadığını ve bu kararın karşılıklı alındığı verilen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca Trump'ın savunmasında yer alması beklenen diğer 3 avukatın da ekipten ayrıldığı bildirildi. İşte konuyla ilgili Trump'ın danışmanı Jason Miller yaptığı açıklamada hukuk ekibiyle ilgili son kararı henüz vermediklerini, kararın yakın zamanda verileceğini bildirdi. Ayrıca Miller görevden ayrılmış bir başkanı, demokratların yargılama çabalarınınsa ülke için çok kötü bir izlenim oluşturduğunu belirtti. Dolayısıyla yaşanan gelişmeler Trump'ın savunma ekibini karışık bir durumda bıraktı diyebiliriz. Aktardığımız gibi Trump'ın Senato'daki yargılamasına 9 Şubat'ta başlanacak. Fakat Trump'ı Senato'da kimin savunacağı ise şimdilik belirsiz diyebiliriz. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.